Erdoğan işte geliyor diyor ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasimi Süleymaniye'de Instagram'da paylaşmış diğer fotoğrafı, bekliyorum diye. Yani o geliyor diyor, öbürü bekliyorum diyor. Böyle biri Twitter, diğeri yani Instagram. Bekliyor olacağım gibi bir şey yani. Evet, bekliyor meydan olacağız. Ama bir şey söyleyeyim. Oradan esinlenmiş ama. Evet evet, ona Instagram'da yayınlamış zaten. Evet. Trump yayınladıktan sonra Instagram'dan atmış bu fotoğrafı. O da şimdi... hazırlamış. Evet. Evet Mustafa Bey. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama burada tabii enteresan bir şey var. Dikkat ederseniz İran Trump'la Kasimi'yi eşitliyor. Evet. Biri orduda, bir general, evet çok etkili. Asıl o çekirdek gücün başında, buna hiç itirazım yok. Yani belki tırnak içinde demokratik bir ülke olsaydı burası, yani böyle bir tırnak içinde yine söylüyorum, kahraman başkan bile olabilirdi. Ki bazı ülkelerde biliyorsunuz, eski Amerikan başkanları arasında da var. CIA'den gelmedir Bush mesela. Kendine göre kahraman bir vatan görevinden geldiği için tercih edilmiş. Putin KGB'den gelmedir filan. Şimdi bu da pekala demokratik bir ülkede başkan seçilebilirdi. Ama İran şu anda onu, Trump'ı bir generalle karşı karşıya getiriyor. Bu tabii internet kullanıcılar için hayli eğlenceli bir şey. Ama bir yandan da ya koca koca ülkelerin geldiği durumu da biraz gösteriyor. O bakımdan da sıkıntılı. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu ambargo esasen İran'ı zayıflatmak için yapıldı belki ama İran'ın içerisindeki işte halkı, İran halkını, işte ülkeniz sizi iyi yönetmiyor. Biz de mecburen size ambargo koymak zorunda kalıyoruz. Boşu boşuna size eziyet görüyorsunuz. Hadi ayaklanın da bu rejiminizi devirin mesajı vermeye çalışıyorlar. Bütün istedikleri de bu. Bu doğru bir şey de değil bana göre. Ayrı bir bahis ama tam tersi bir sonuç çıkabilir oradan. Çünkü İran'da Amerika ne diyor? İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı tehdit etme. Şimdi İran'da Suudi Arabistan denilince, İsrail denilince, Birleşik Arap Emirlikleri denilince, hele İsrail'le bunların tamamını aynı kefeye koyunca, bir de tehdit eden Amerikalı olunca, bence İran'ın halkı biraz daha konsolide olur. Dağılmak bir yana, daha fazla konsolide olur. Belki de bu krizin bu şekilde sürmesini arzu ediyorlar bu ambargolarla. Şimdi enerji fiyatlarına yansıması nasıl olabilir ya da piyasaya yansıması diye soracağım. Çünkü 5.43 aslında dolar. Borsamızda şu